Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidisport sunar. Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda Trendyol 1. Lig'de 10. haftada oynanacak olan maçların öncesini Furkan'la beraber konuşacağız. Furkan, öncelikle merhaba. Merhaba Metehan. Hafta içi biliyorsun önümüzdeki hafta bir Türkiye Kupası mesaisi var. Evet. Ondan dolayı bu hafta Trendyol 1. Lig'de pazartesi akşamı maç yok. Onu söyleyelim. Tüm aynen. Maçlar cuma günü 1, cumartesi 4, pazar 4. Toplam 9 maç oynanacak bu hafta 1. Lig'de. Biz de programda, sonuç programında aynen. Tüm maçları konuşmuş olacağız bu sefer. Doğru. Onu söyleyelim. Bir klasik hatırlatmalarımızı yapalım. Ardından oynanacak olan 9 tane maçın öncesini konuşalım ki bazı takımlarımızda da giden hocalar, gelen hocalar oldu biliyorsun. Evet. Şu anda teknik direktör olmayan takımlar var. Manisa var. Evet, Manisa FK'da şu an yeni bir hoca gelmedi ama belki hafta sonuna kadar bir isim gelir. Bugün daha çünkü çarşamba günü. Aynen. Bir hatırlatmaları yapalım. Hemen maçlara geçelim. İzleyicilerimiz ilk olarak maç tahminlerimizi ve analizlerimizi, ayrıca spor haberlerini golvar.com'dan takip edebilirler. Kanalımızda bulunan videoların altında açıklama kısmında golvar.com'un linki mevcut. Oraya tıklayarak bizi golvar.com'dan takip edebilirsiniz. Ayrıca kanalımızdaki videoları abone olmadan izleyen izleyicilerimizden ricamızdır. Kanalımıza abone olun. Videolarımıza da beğeni ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir de bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Instagram, Twitter ve Facebook'tan Trivela Spor hesaplarından bizleri takip edin diyelim. Senin ekleyeceğin bir şey var mı? Ben de videomuzu izleyen herkesten sonuna kadar izlemelerini, ayrıca videomuza beğeni ve yorum yapmalarını da bekliyoruz. Evet. Sosyal medya hesaplarımızdan da lütfen bizleri takip etmeyi unutmayın. Başta Instagram ve Twitter, ardından da Facebook hesabımızdan. Haftanın açılış maçıyla başlayalım. Şanlıurfa Spor, Giresun Spor maçıyla. Aynen. Mustafa Kaplan Hoca ile yollar ayrıldı biliyorsun Giresun Spor'da. Doğru. Dün akşam da biz paylaştık gece 12'ye doğru. Mehmet Birinci Hoca eski gündemde. Hocası. Eski hocaları. Mustafa Kaplan Hoca ile dün Sayın Başkan Nait Yamak telefonda görüşmüşler önce bir. Hani orada Giresun yerel medyasında haber çıktı. Hoca görev bırakacağına dair. Akşamüstü de hocanın gideceği belli oldu. Mustafa Kaplan Hoca'nın. Mehmet Birinci Hoca da ikincilikte şampiyon yapmıştı Giresun Spor'u. Bayağı oldu hani bir 8-9 yıla yakın bir süre oldu. Tabii şimdi hoca 3 yıldır çalışmıyor. Mehmet Birinci Hoca. Hani 3 yıl oldu çalışmayalı. İlginç bir tercih olur bence bu lig için. Çünkü bu ligin hocası değil ben bence hoca. Ben onu soracaktım. Hani onu söyleyeyim. Şanlıurfa Spor adına çok kritik bir maç. Giresun Spor adına da çok kritik bir maç. Çünkü Şanlıurfa Spor 7 haftadır kazanamıyor. 3 beraberlik 4 mağlubiyet aldı son 7 maçta. Yani 2 golü var sadece 7 maçta. Zaten santraforu hattında büyük sıkıntısı var. Muhammed Arslantaş bu ligin oyuncusu değil. Aynen. Kanat, santrafor hep sıkıntı var. Arda Aiz de sezonu kapattı maalesef. Giresun Spor da 2. haftada kazandı sadece. Çorum. 2-0 Çorum Futbol Kulübü'nü yendiler deplasmanda. Ben bu maçı analizle yazdım golvar.com'da. Ben Şanlıurfa Spor'un ne yapıp ne edip bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Hani bir şekilde alacağını düşünüyorum maçı. Rakibin Giresun Spor olmasından dolayı. Senin görüşün ne olur maçla alakalı? İrfan Buz Hoca da eski takımına karşı mücadele edecek. Geçen sene çalışmıştı. Evet. Doğru. Ben sana bir soru soracağım. Tabii. Merak ediyorum. Şimdi Giresun Spor'da hocayla yollar ayrıldı. Mustafa Kaplan hocayla. Ben biliyorum bizi izleyenler. Ben Mustafa Kaplan hocayı beğenmiyorum. Ben de aynen. Gittiği takımlarda da bunu hep söyledim. Burada da söylemiştim hatta geldiği zaman da. Ama şimdi mesela Giresun Spor'un durumu belli. Tahta kapalı. Doğru. İmkan yok. Sıkıntılar var. Hani buraya üst düzey bir hoca da gelse aynı sonuç çıkar. Sence Mustafa Kaplan Hoca'nın gönderilmesi doğru muydu? Bence hoca kendi de bıraktı. Ben hani sana mesela öncelikle aslında onu soracaktım. Gönderildiğini sence düşünmüyorum hoca mı gitti yoksa yönetim kendi mi istedi? Çünkü bir de hoca biliyorsun bir rahatsızlık da geçirmişti ya. Hani Manisa maçıydı. Aynen. 0-0 biten maç. Uzatma dakikalarında. Aynen. Acaba dedim hani onunla ilgili de bir şey var? Ben şöyle düşünüyorum. Bu ayrılığı iki tarafta istedi. Hem hoca hem yönetim. Ben bunu bana tek taraflı yönetimden olduğunu düşünmüyorum mesela. Hocanın da bence. Hani, ben daha çok hani hocanın sanki yaptığını düşünüyorum gibi geliyor bana. Ya yönetim bir kan değişikliği yapmak istemiş olabilir. Hoca da bence daha fazla artık dayanamadı diye düşünüyorum. Çünkü tahta kapalı. Ama zaten kadro biliyor çok hoca. Dar. Ben diyorsun ya dayanamadı. Zaten hocanın gelmesi yanlıştı. Hoca zaten biliyor hani burayı. Hoca bir açıklama yapmıştı. 2. milli aranın öncesinde. Daha 5. hafta falandı demişti ki milli araya 9 puanla falan girmemiz lazım gibisinden.
Giresunspor ilk milli aradan sonra 4 maça çıkmıştı. Sadece bir puan alabildi o ara, evet, biliyorsun. O ya, da şey Manisa maçı işte. Bu sene Giresunspor ve Altay çok sıkıntılı durumdalar. Çünkü para problemi var, maddi sıkıntı, kadro yetersiz. Mesela Erzurumspor'un da tahtası kapalı ama. Tamam, bir mücadele var, bir de ilk 11'i en azından. Evet, kulübe dar ama ilk 11'de çok tecrübeli oyuncuları var Erzurum'un. Ben Giresun'un durumundan dolayı Şanlıurfa Spor'un kazanacağını düşünüyorum. Şanlıurfa Spor'a güvendiğim için vallahi değil. Vallahi ben de seninle aynı görüşteyim zaten. Giresun'un durumundan dolayı Urfa'nın kazanacağını düşünüyorum. Ama altını da çiziyorum. Bu maç sıkışırsa, 0-0 falan biterse hiç şaşırmam. Onu sana söyleyeyim. Urfa Spor'un kazanacağını düşünüyorum. Ama yine altını çiziyoruz. Giresun Spor'un durumundan dolayı Urfa Spor'un önü hiç aydınlık gözükmüyor. Onu da buradan söyleyeyim. Çok ciddi anlamda problemler var. Hani problem var derken oyun anlamında, kadro anlamında söylüyorum. Hani içeride para problemi falan değil. Yanlış anlaşılmasın. Yani bu maçtan sonra da Urfa Spor'un yine zorlu bir maçı var. Deplasmanda buradan rakibe tekrardan bakayım. Dün akşam baktım unuttum. Sakarya deplasmana gidiyorlar. Zaten bu maçta eğer bir puan kaybı gelirse, beraberlik de olsa. Tabii canım. Urfa Spor'u hafta sonunda düşme hattının oralarda görebiliriz. Eğer bu maçta puan kaybı olursa. Evet, söylüyorum. Bence de. Bu hedef maçı Şanlıurfa Spor'un. Evet. Ne yapıp ne edip kazanması lazım. Giresun Spor bir puan alırsa kazanç olur mu dersen. Bence olmaz sence. Olmaz. Çünkü niye olmaz? Zaten bu takım 5 puanda. Evet. Düşme hattının üzerinden artık puanlar 4 puan farkla gidiyor yavaş yavaş. 3-4 yani, hatta yukarısı 5-6. Aynen. O yüzden. Mehmet Birinci Hoca da gelirse iş yapamayacağını düşünüyorum. Ben de. Hani Giresun Spor, yani Giresun demeyeyim dedi daha doğrusu. Mehmet Birinci Hoca Sakarya, Çorum, Manisa'ya gelse, Adana Spor'a gelse, Urfa'ya gelse gene aynısını söylerim. Ben zaten bu ligin hocası değil. Aynen hocam. O yüzden işte. Kadir Seven yok Giresun Spor'da stoper oyuncusu. Çift sarı karttan atılmıştı geçen hafta. Bir de Giresun Spor taraftar grubu Marmaralı Çotanaklar bir açıklama yaptı Kadir Seven ve Farukcan Genç ile alakalı. Faruk için ne diyorlar? Farukcan da hani kadro dışı kalmıştı ya bir ara. Bu iki oyuncuya bayağı tepki vardı. Hani Kadir'i zaten sormadım. Ne olduğunu anladım. Kadir iki tane kırmızı kart gördü zaten sezon başından beri. Zaten kadrosu çok dar Giresun Spor'un. Bakalım ne olacak. Bakalım. İki takıma da başarı dileklerimizi iletelim. Cumartesi gününe geçelim. 13.30'da iki tane maç var. İlk konuşacağımız maç Başkent'te. Ligin istikrarlı ekibi Ankara Keçiören Gücü sahasında ligde son 5 haftanın en formda takımlarından biri olan Göztepe'yi ağırlayacak. Hatta 6 haftanın. Göztepe son 6 haftada 16 puan topladı. 5 galibiyet, 1 beraberlik. Evet. Ankara Keçiören Gücü de ligin düşük bütçeli takımlarından biri olmasına rağmen yıllardır bu ligin en istikrarlı takımlarından biri. Aynen. Hep belli bir standartları var. Stabil, olumlu anlamda. Bir sene kötü başladılar, kötü gittiler. İlker Pirin Hoca takım başındaydı. 21-22 gitti sezonu. Taner Taşkın Hoca geldi. Aynen. 44 puan topladı. Takım ligde kaldı. Doğru. O sezon dışında, o başlangıç dışında Keçiören Gücü hep aynı istikrarda giden bir takım. Aynen. Oldu. 19-21'de de öyle oldu. 20-21'de de öyle oldu. Doğru. Hep aynı gidiyorlar. Hep başarılılar bütçelerine göre, evet, bence. Göztepe de çok iyi toparlandı. Özellikle Radomir Kokoviç Hoca takımını daha iyi tanımaya başladı gibi düşünüyorum. Daha iyi kadrolar çıkarıyor ve Göztepe'nin beşli ve üçlü oynaması durumlara göre saha içinde rakiplerine de ters geliyor diye düşünüyorum. Ben çünkü alt liglerde beşli ve üçlü oynayabilen takım sayımız çok az. Topa göre şekil alıyor Göztepe. Aynen. Top rakipteyse ona göre, kendisindeyse ona göre. Ucum ve savunmada. Aynen. Biraz handball takımı, hani handball takımları gibi oluyor saha içinde. Ben bu maçta Göztepe'nin en azından yenilmeden Başkent'ten İzmir'e döneceğini düşünüyorum. Zor bir maç çünkü Göztepe burada kazanırsa çok önemli bir adım atar ilk iki yarışında ama Keçiören Gücü de dirençli ve iyi bir takım. Ben iki, böyle hani Göztepe'nin yenilmeyeceğini, kazanmaya da biraz daha yakın olduğunu düşünüyorum rakibine göre. Sen ne söylersin? Şimdi iki takım da hem içeride Keçiören Gücü hem de dışarıda Göztepe'nin farklı istatistikleri var. Bir kere Göztepe'nin deplasmanda mağlubiyeti yok. 4 maç 3 galibiyet 1 beraberlik. 4 gol atarken de hiç gol yemedi. Evet. Zaten Göztepe bu sene birinci ligde en iyi savunma yapan takımlardan birisi. Sadece 4 gol yediler ve hani verdikleri pozisyon sayısı da çok fazla az oluyor. Evet. Az oluyor yani. Keçiören Gücü de iç sahada 5 maçın 3'ünü kazanırken ikisinden mağlubiyet de ayrıldı. 6 gol attı, 4 gol yedi onlar da. Hani biraz kısır gibi aslında. Gol yönünden fazla gol yiyorlar. Hani 5 maç, maç başına bir gole denk geliyor. Doğru. Özellikle
Skor anlamında zaten bu sene kendi sahasında en çok gol atan takım Eyüpspor 10 gol. 9 golde Kocaeli Spor var. Ardından takımlar 8, 7, 6 diye gidiyorlar. Hani aslında bu sezonda baktığımız zaman da birçok takımın maç başına bir golle veya bir golün biraz daha altında oynadığını görüyoruz. Bazı takımlar işte kafadaki takımlar 2 gol ortalamasıyla aynen oynuyor. Bu maç zor bir maç. Yani Göztepe zor gol yiyor. Keçören Gücü'ne bakıyorsun, onlar da hem zor atıyor, onlar da zor yiyor. Hani 7 gol yedi Keçören Gücü ama 7 gol attı. O da çok az. Evet. Ki attığı 7 golün zaten bazı maçlarda 2 maçta 2 gol attılar yanlış hatırlamıyorsa. Giresun'a 3 gol attılar bir maçta. Aynen, mesela bir maçta da 2 golleri vardı. Buradan da bir tekrardan bakayım. 3-1 yenmişlerdi Giresun Spor'u. Evet, o maç 3-1 bitti. Bir tane de ikilik maç vardı. Ona da bir buradan bir bakalım. Urfa maçı. Aynen, Urfa maçı. Yani goller böyle biraz şey oldu. 2 maçta neredeyse tamamlandı gibi. Çünkü bak, Manisa maçı 0-0. Bolu maçı 0-0. Kocaeli Spor'u 3-0 kaybetti. Tuzla Spor'u 2-0 kaybetti. 4 tane maçta gol atamadılar. 4 tane maçta skoru yok. Yani böyle bir sıkıntıları var. Ben bu karşılaşmada Keçören Gücü'nün oyun anlayışından dolayı, yani özellikle içerideki oyun anlayışı, çünkü bunu çok yakından takip edenler bilir. Keçören Gücü bu ligde zirve oynayan takımlara en çok puan kaybettiren takım olmuştur. Stadı da biraz rakipleri aynen zorluyor. Bir de suni çim noktası var. Onu değiştirdiler. Sonradan değişti. Ama işte o başlangıç zamanlarında onu da evet, çok iyi kullanıyorlar. Stadın da akustiği bence rakipleri zorluyor. Tabii, o kutu da çok gibi zorluyor bir stat olmasından dolayı. Büyük stat değil Keçören Gücü stadı. Ben bu karşılaşmada senden ayrı düşünüyorum. Ben Keçören Gücü tarafındayım. Ben Keçören Gücü'nün kaybetmeden sahadan ayrılacağını düşünüyorum ama gol yönünden hiçbir şey söyleyemiyorum. Keçören Gücü'nün ağır bir savunması var. Evet. Mamah ve Diyov bu ağır savunmanın içinde atraksiyonlar yapabilir. Çok neler yaparlar. Yani çok pozisyona girerler bence ama ya ben Keçören Gücü'nün bu tarz maçlardaki oyunundan dolayı puan alacağını düşünüyorum. Ya bu tarz takımlara karşı, zirve oynayan, hedef oynayan takımlara karşı hem daha iyi motive oluyorlar hem de piyasa maçları oluyor evet, onların oyuncuları. Evet, istedikleri sonuçları da alabiliyorlar. Tabii. Keçiören Gücü bunu çok yaptı çünkü evet, hani o tarz sürprizleri. Bir de Keçiören Gücü resmen forvetsiz oynuyor. Maleli Dembele forvet oyuncusu değil. Zaten bu değil sene işte skor gücünün düşük olmasının tabii nedeni de bu. Her sene bir oyuncu vardı en azından. Arı'yı bir de forvet değil. Kanat hani o da. Melih İnan da forvet değil. O da kanat. Aynen, hepsi kanat oyuncular ama Dembele'yi oynatıyor Serhat Hoca. Bence Keçiören Gücü çok başarılı. Hani onu söyleyebiliriz. Serhat Hoca da çok başarılı. Hoca da buradan kesinlikle tebriklerimizi iletelim. Kokoviç iyi toparladı. Ne düşünüyorsun? Kokoviç de iyi toparladı. Kokoviç'i de tebrik ediyorum. Çok eleştiriyorduk biz. Yaptığı oyuncu değiştirenin dakikasını. Evet. 11'lerini eleştiriyorduk ama şu an bir toplanma sürecine girdi. Ama altını çizerek sana bir soru sormak istiyorum. Tabii şimdi ki Göztepe buradan kaç tane maç olduğunu bir bakarak söylemek istiyorum. 1, 2, 3, 4 maçtır kazanan bir Göztepe var. Hatta sana şöyle söyleyeyim. 6 maçın 5'ini kazanan bir Göztepe var. Derbiyle beraber. Altay'ı yendi. Aynen. Manisa'yı yendi. Adana'yı yendi. Bolu'yu yendi. Urfa'yı yendi. Hiçbirinde de gol yemedi bu arada. Şimdi ben sana geliyorum. Gel. Objektif soruyorum. Göztepe taraftan da soruyorum. Urfa, Bolu 2, Adana Spor 3, Altay 4. Zaten bu takımları yemen lazım. Yenmesi gereken Manisa maçlarda hata yapmadı. Yok. Bak, Manisa maçı 6 puanlık galibiyetlik bir maç ve yendin. Aynen. Bandırma ile beraber kaldın, onu yenseydi süper olurdu. Ama Adana Spor, Bolu, Urfa zaten küçümsemiyorum galibiyetlerini kesinlikle. Ama zaten hep ne diyoruz bu 4 takıma karşı ki Bolu'yu katmıyoruz da daha çok, oraya Erzurum'u hep koyduk ama Bolu da onlardan sonra gelen takım olduğu için katıyorum, söylüyorum şimdi. Bu takımları zaten yenmen lazım. Tabii şimdi yani o maçlardan çıktın. Sence Göztepe bundan sonra, hani yine bir Erzurum maçları var 2-3 maç sonra. Sence Göztepe bu fikstürden iyi bu gidişatını sürdürebilir mi? Göztepe hep ilk 7 içinde kalır bence. Hı-hı. Ben öyle düşünüyorum. Bakalım. Otomatik öyle bir kadrosu var bence. Ben kadrosunu eğer ilk 2'den çıkmak istiyorsa hı-hı Göztepe 3-4 tane üst düzey oyuncu alması lazım. Ben de şöyle arası düşünüyorum. Bu kadro yapısını ben Süper Lig'e çıkmaya uygun görmüyorum. Sadece ikincilik olarak değil, playoff'tan da bakarak söylüyorum. Benim görüşüm o yönde. Göztepe'nin kadrosuna en az 4 tane kaliteli oyuncu lazım. Bence de üst düzey oyuncu lazım. Şart. Ama ben kadroyu beğeniyorum. Ben de söyleyeyim kadronun çıkamayacağını düşünüyorum o şekilde. Ben beğenmiyorum. Bunu herkes biliyor. Hep söylüyorum çünkü burada. Ayrışıyoruz seninle orada. Bakalım ne bakalım olacak. Bakalım ne olacak. Ben Göztepe'nin kadrosunu en iyi 5 kadroda... Golver'in katkılarıyla devam ediyor. Bilor olarak, biri olarak görüyorum. Hani benim kendi görüşüm. İki takıma da başarılar dileyelim başkentte. Aynen, başarılı dileklerimizi iletiyorum. Ya ben şöyle kadroyu beğenmiyorum derken komplesi çok kötü demiyorum.
Çok belli noktalarda sıkıntılar var. Nerelerde? Yeterlilik noktasında sıkıntıyı problem var. Sıkıntıyı nerede görüyorsun? Forvet'te sıkıntı var. Diouf dışında oyuncu yok. Bence de Diouf'a alternatif lazım. Kanatta sıkıntı var bana göre. Göztepe kanatsız oyuncu. En büyük zaten yani. Sıkıntı kanat Forvet'te var. Bir de bana göre 6-8 numaraya da bir transfer noktası olabilir. Ya kulübeye çünkü baktığın zaman da cidden problem var. Bak ben bu saydığım 4 maçı aslında zaten onunla vurgu yapıyorum. Çok fazla da uzatmak istemiyorum diğer maça geçelim diye. Doğan Erdoğan var alternatif. Ben Doğan Erdoğan'ı beğenmiyorum. Ben Göztepe'nin yerinde olsam Traore ile yolları ayırıp oraya bir tane iyi bir 8 numara alabilirim. Aynen. O 4 maçı şununla yoruyorum. Şimdi ben kulübeyi zaten hep sezon başından beri burada açıp tartıştık ya. Anlattık yok diye koyamıyorum diye. Şimdi bu 4 maçtaki rakiplere 11 yetiyordu. Ama şimdi mesela Keşerengücü maçı var bu hafta. Haftaya Kocaeli maçı var. Bu sefer kulübeye gücün yani gücün demiyorum hamle ya. Gücüne ihtiyaç hamle gücüne ihtiyacın duyacağın maçlar. Tabii. Ama Altay maçında zaten duymuyorsun. Ya yani belki Altay maçında 10 kişi oynasa Göztepe yine kazanacağı noktada olabilir ki o gün de zaten son dakikada kazandı. Atın çattı. Aynen. Kornerden. Yani bakalım. O yüzden hani bu 4 maç biraz böyle göz boyama noktası gibi geliyor bana. Ha tabii zaten puan kaybetmesi çok önemli. Bunları yenmen lazım. Tabii. Bazı takımlar takılabiliyor. Mesela Urfa yenemedi işte. Ha tamam Urfa'nın hedefi falan yok ama en azından diğer takımlara göre daha iyi noktada maddi olarak ve yeterlilik olarak. O yüzden hani ben bu haftadan sonra Göztepe'nin tekrar asıl sınavının başlayacağını düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. Peki. İki takıma da başarı dileklerimizi iletelim. Tabii ki de İstanbul'a geçelim. Cumartesi aynı saatte İstanbul'da bir mücadele oynanacak. Alt sıraları da yakından ilgilendiren bir maç. Sancaktepe'de Tuzla Spor, Erzurum Spor Futbol Kulübü'nü ağırlayacak sahasında. Tuzla Spor Lig'de 7 puana sahip. Erzurum Spor Futbol Kulübü de 10 puana sahip. Erzurum'da çok önemli bir eksik var. Takım kaptanı Mustafa Yumlu sarı kart cezalısı. Bu önemli mücadelede oynayamayacak. Tuzla Spor'da da 2 tane önemli eksik var 11'de. James Adeni ile Bağ oynamayacak. Hı hı. Bir de Yahaya'nın cezası 1 maç mı 2 maç mı onu bilmiyorum. O yüzden bugün çarşamba şey günü yarın karar açıklanabilir. Keşörengücü maçında kırmızı kart görmüştü. Direkt atıldı. Evet. Direkt kırmızı kartlar normalde 2 maç ceza. Ama hani onunla alakalı bir açıklama Tuzla Spor da hani yapmadı. Hı hı. Herhangi bir yerde de görmedim. Bir de Mata'nın sakatlığı var ama oynayacak mı oynamayacak mı onu bilmiyoruz. Kulüp evet. Açıklama yapmadığı için. Adeni'yi de yok biliyorsun. O zaten cezalı, Bağ'a da yok orta sahada. Aynen. Eğer Mata'nın sakatlığı devam edip oynayamazsa bu maçta, bir de Yahaya da olmazsa hücumda 3 tane adam yok. Önemli. Tuzla Spor büyük sıkıntı çeker. Benim görüşüm bu maçla alakalı Erzurum Spor'un en azından yenilmeden İstanbul'dan ayrılacağını düşünüyorum. Senin görüşün ne olur? Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Eğer Yahaya, Mata, Adeni hepsi hani sakatlık, kart cezası durumu olmasaydı net olarak Tuzla Spor galibiyeti derdim. Olabilir. Ama abi. Şimdi Adeni zaten yok. Yok. Kırmızı kart gördü son maçta. Yahya'nın şu anda durumu belli değil. İşte senin dediğin evet. Kaç maç ceza aldı. Bugün çarşamba, yarın profesyonel futbol disiplin kurulu kararları açıklanıyor. Gün, yarın orada belli olur diye düşünüyorum eğer bir şey varsa. Yani 2-3 veya 4 maç kaç maçsa. Direkt atıldı keşke. Aynen. Mata'nın sakatlığı başladı. Devam ediyor. Hani iyileşme noktası olsa bile ben ilk 11'de beklemiyorum en kötü. Kulübede olur. O da bir problem. Bunları işin içine kattığın zaman da zaten bu oyuncular dışında hücumda etkin olan bir oyuncu da yok. Yok. Sadık Baş falan çok kötü kanatta. Düşüşte. Yani Sadık Baş son 2 sezondur zaten düşüşte. Evet. Yani sıkıntılı bir durumu var şu anda Tuzla'nın kadro olarak. Ben bu karşılaşmada Erzurum tarafındayım ama çok da böyle net olarak hani kaybetmez de diyemiyorum. Zor bir maç yani. Tuzla'nın eksikleri. Erzurum zaten tahta kapalı. Kulübe gücü yok. Bak geçen hafta mesela Eren Tozu kötü oynadı. Çıkaramadı hocam. Çıkaramadı ve gol atamadı Erzurum. Rochevel de o kadar gol kaçırdı. O da forvet değil zaten. Forvet değil zaten. Aynen. Zor bir maç yani net bir görüşüm yok benim bu maçla ilgili. Kesinlikle kolay bir maç değil. Mustafa Yumlu'nun olmaması önemli bir eksiklik. Ne diyorsun? İşte eğer Tuzun hücum gücü olsaydı belki daha Mata belli değil ya Hayran o durumu belli değil. Gerçi de belki ikisi birden de olabilir bir anda. Onlar olursa işler değişir. Tabii işte değişir. O zaman işte Mustafa Yumlu'nun olmamasının da etkisi daha büyük, olumlu yansıyacaktı. Ama şu anda o iki oyuncunun durumu biraz kritik. Şu maçın bence şifresi Mata, Yaha'nın durumları nasıl bunlar? Doğru. Ben sana söyleyeyim. Tuzla Spor Mata ile Yaha'ya buradan şunu da ekleyeyim o zaman. Eğer Yaha ile Mata olursa bence Tuzla Spor maçı kazanır. Ama ikisi olmazsa bir görüşüm yok. William Toku'yu beğeniyor musun? Geçen gol attı sol ayağıyla. Şu an bir Kocaeli Spor maçında. Hani numarasını görmedik demeyeyim de ne diyeyim hani böyle daha bir elimizde done olarak bir performansını göremedik. Evet gol attı ama oyun olarak çok böyle bir şey görmedik geçen bana hafta. Bana çok şey bir oyuncu gelmiyor ekstra bir aynen. Oyuncu. Yani şu Mata an... ve Yahaya gibi değil bence. Evet.
Ki onlar bile daha bir şey kabuk kıramadılar yani. Düşün. Onlar gene iyi, belli maçları kurtarıyorlar. Aynen. Yani o yüzden de bilmiyorum. Tokyo bana çok şey gelmedi ya. Hı-hı. Bakalım. Alıcı gözlü ama bakalım. İki takıma da başarılar dileyelim İstanbul'da. Cumartesi önemli bir maç daha var. Alt sıraları ve üst sıraları yakından ilgilendiren bir maç. Bolu Spor evinde Bodrum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. İki maç var hatta. Kocaeli maçı da cumartesi. Evet, hani o en son olduğu için saat olarak. Hani o yüzden cumartesi akşamının maçı. Bolu Spor geçen hafta Giresun deplasmanında 1-0 kazanarak en azından bir moral buldu. Belki oyun olarak çok kötüydüler ama kazanmaları çok kritikti. Konuk ekip Bodrum Futbol Kulübü de sahasında Bandırma Spor'u geriye düştüğü maçta 2-1 yenerek önemli bir 3 puan aldı bu kritik maç öncesinde. Bodrum çok hızlı oynayan bir takım biliyorsun. Bolu Spor da çok yavaş oynuyor bu sene. Ben bu maçta Bodrum tarafındayım. En kötü yenilmeyeceğini, kazanmaya da yakın görüyorum Bodrum'u. Çünkü Bolu çok ağır oynuyor. Bodrum Spor'un, Bodrum Futbol Kulübü'nün ters geleceğini düşünüyorum Bolu'ya. Senin yorumun ne olur? Bodrum geçen hafta çok kritik bir 3 puan almış biliyorsun. Evet. Direkt rakibi Bandırma Spor'u yendi ve Bandırma'nın üzerine çıktı. Çünkü 14-16 gelmişlerdi o maçta puanlar olarak. Doğru. Bodrum 14'ten 17'ye çıktı. Ve ligde şu anda 4. sırada 2. sırayı kovalıyor. Sadece 2 puanlık fark var Kocaeli Spor'la. Ve Kocaeli Spor'un da bu hafta zorlu bir maçı var. Gençlerbirliği oynuyor. 2 direkt rakip. Aynen. Şu anki sıralama anlamında. Eğer Bodrum bu hafta da kazanırsa 2 haftada aldı 6 puan. Bana göre 10 puana tekabül eden puan olacak. Yani 10-12 puana. Bolu Spor'da geçen hafta yendi ama bence Giresun Spor'da eğer Kadir Seven atılmasaydı o maç bence Giresun kaybetmezdi. Ben aynı şeyi hala düşünüyorum. Aynen. Bolu Spor zaten hiç umut vermiyor. Bunu da hep söylüyoruz. Bettayip zaten bir türlü gol atamıyor. Sifta yapamadı. Taraftarlar zaten takımdan hiç memnun değil. Sadece 5 gol attı bu takım. Şu anda bu ligin en az gol atan takımı Altay'la beraber Bolu Spor. Ben bu karşılaşmada seninle aynı görüşteyim. Bodrum tarafındayım. Bir de Bodrum Spor'un şöyle bir özelliği var. Kapanan takımlara karşı skor açabilecek oyuncular var. Gökdeniz özellikle. Gökdeniz, Kenan. Burak Çoban, Kenan, aynen. Sağ bekten Üzeyir. Yani asisti özelliği yüksek. Üzeyir Samet Yalçın. Geçen hafta asist yaptı evet, bu arada. Samet Yalçın. O aynen. Da aynı şekilde. Ve zaten İsmet Hoca'nın oyun şablonu da böyle. Kapalı takımlara karşı skoru açabilecek bir oyun sistemi var. Zaten o oyun sistemine göre de bu transferler geldi bu takıma. Zaten hani Üzeyir bu takımdaydı ama. Doğru. İşte Gökdeniz, Burak Çoban. İşte Kenan. Burak yeni geldi bu sene. Aynen. Gökdeniz falan vardı zaten Kenan. Bir de Bodrum Spor net santraforsuz oynamasına rağmen bunu yapıyor. Bu evet. Önemli. İşte ne zaten bu dediğim oyun sisteminden dolayı burada. Evet. Mesela geçen hafta Hacı Osman'ın gol atması çok önemliydi. Doğru. Hacı Osman eğer bu takıma girerse 11 anlamında Bodrum'un skor gücü iyice yukarı çıkar. Bence Hacı Osman 11'de oynamalı artık. Bence yani. De oynamalı. Ben de öyle düşünüyorum. Bakalım ne olacak. Bodrum tarafındayız. İki takıma da başarılar dileyelim cumartesi evet. Günü. Cumartesi akşamı çok kritik bir maç var. İlk iki yarışında, Süper Lig'e çıkma yarışında. Kocaeli Spor, ligde ikinci sırada bulunan Kocaeli Spor sahasında ligde dördüncü, beşinci basamakta olan averajla Gençler Birliği'ni ağırlayacak. Gençler Birliği pazartesi akşamı net bir galibiyet aldı. Altay'ı 3-0 yendiler. İlk yarıda Buğra Çağrı'nın maçın sonuna doğru da abi kardeşin golleriyle Mustafa Yatabare ve Sambu Yatabare'nin golleriyle 3-0 aldılar. Net de bir galibiyet aldılar o maçta. Kocaeli Spor da çok formda biliyorsun. İlk iki maçını kaybettikten sonra son 7 maçta 6 galibiyet bir beraberlik. 19 puanlı ikinci sırada Kocaeli Spor. Nasıl bir maç bekliyorsun cumartesi akşamı? Stadında ben en azından bir 15 bin kişi geleceğini düşünüyorum maça. Güzel de bir saat. Akşam 19. Ben Kocaeli Spor tarafındayım. Ev sahibi olduğu için ama cidden zor bir maç. Senin görüşün ne olur? Sen bir yorum yapmıştın bir 5-6 hafta önce. Kocaeli Spor'un iyi bir fikstürü olduğunu ve bu maça kadar özellikle. Aynen iyi çıkacağını düşündüğünü söylemiştin. Çıktı. Şimdi iki tane takım vardı. Göztepe ve Kocaeli. O iyi fikstürlerini bitirdiler. Şimdi doğru. Kocaeli de sert fikstüre giriyor. Gençlerbirliği ardından Göztepe, sonra Çorum, sonra bir Giresun var. Ardından Ümraniye, Bandırma. Bodrum maçıyla doğru. Gidiyor. Ardından da Sakarya maçı İlk geliyor. İlk devrenin kapanış maçı Sakarya derbi. Maçı. Aynen. Yani sert fikstür geliyor. Doğru. O yüzden bakalım Kocaeli Spor burada nasıl reaksiyon verecek? O önemli. Çünkü şimdi senin direkt rakiplerinle oynayacağın maçlar senin hem ligdeki kaderini belirliyor hem de takımın içindeki gidişatı da belirliyor. Havayı onu söyleyelim. Da, tabii. Şimdi sen eğer zaten bu maça mesela örnek veriyorum puan kaybederek gidersen Göztepe İzmir'e bu ciddi problem İyi yaratabilir. Olmaz. Aynen. Göztepe'de zaten bu hafta zorlu bir deplasmana gidecek ayrıca. Onu da söyleyelim. Tabii. Zaten şöyle bir şey var. Eğer Kocaeli Spor
bu maçtan galibiyetle ayrılırsa Göztepe'nin de puan kaybetmesi durumunda alt tarafla biraz puan farkını açma noktası olabilir. Hani şöyle tabii, gerçi Bodrum kazanırsa 2 puan olur ama yine kazanamadığı zaman da bu sefer daha fazla olma ihtimali var. Çünkü Bodrum'da deplasmanda oynayacak sonuçta. Ha, biz Bodrum tarafındayız belki ama ya bu illa kazanacağı anlamına gelmiyor. Tabii. Gençler Birliği de zaten şu anda muhteşem gidiyor. Birisi bize deseydi ki sezon maçı Gençler Birliği ilk 9 maçta 17 puan alıp ligde 5. veya işte 4. 3. olacak desen, çünkü 3'e kadar aynı puanlar olduğu için söylüyorum, şaşırdık yani, yok derdik. Tabii. Yapamaz bunu derdik. Hani maksimum işte 27 puan var 9 maçta. Hani derdik ki yani taş çatlasa 9-10 alır belki derdik. O yüzden şu anda ben Sinan Hoca'yı da özellikle tebrik ediyorum. Gençler Birliği'nin tek problemi var. Takımın savunması çok kötü durumda. Hem çok pozisyon veriyorlar hem çok gol yiyorlar. Zaten hani bir laf vardır. Bu kadar güneşe kar dayanmaz diye. Bu kadar pozisyona da savunma dayanmaz zaten. Gol yiyorlar. Bir de Gençler Birliği... Ha bir de kaleci çok iyi oynuyor bak. Şu an bize deseler doğru. ki... Bak Gençler Birliği 9 maçta 10 gol yedi. Ama deseler ki Gençler Birliği çok gol yiyor. Nasıl bu kaleciyi deseler... Ama öyle. Ertuğrul Bulgin şu an en iyi kalecilerinden birisi performansıyla. Orkun da oynuyor son dönemde evet. kalede. Bir de Gençler Birliği üçlü savunmadan dörtlüye döndü. Bu Wu Çağçong'la Enzaba'nın cezalarından dolayı. O da biraz savunmanın dengesini bozdu bence. Oyun yapısını bozdu takım. Ben bu maçta Sinan Hoca'nın üçlüye döneceğini düşünüyorum. Çünkü tüm savunmacılarının cezası bitti. Enzaba'yı ve Çağçong'u bekliyorum. Alperen Babacanlı savunmada üçlü. Olabilir. Ben de öyle düşünüyorum. Şimdi Kocaelispor'da son iki maçtır. Amaral çok kötü durumda performans olarak. Geçen biraz, devrede çıktı. Evet biraz tutuk. Bir de ben sana soracağım. Daklısında performansı çok düşük. Ne düşünüyorsun? Şu an Kocaelispor'da katılıyorum sana. Özellikle o çok benim beğendiğim öndeki dörtlünün performansı son iki maçta düştü. Geçen hafta ona rağmen kazandılar ama... Hani bir de Amaral'ın düşmesini anlayabiliriz. Arkadaki oyuncuların yani o merkez orta sahayı. Kanatları çok hani... Bunun şeyini vermiyorum. Hani kredisini vermiyorum. Kanatlar bir maç kötü oynasın, iki maç kötü oynasın ama örnek veriyorum. O bile hani olmuyor. Çünkü kanatlar, forvetler her zaman gol atmak zorunda. Bir şey yapmak zorunda yani. Üretmek zorunda. Hani asist yapmazsın, gol atmazsın. Kanatlardan bahsediyorum ama atağın başlangıcında oyuncuyu geçersin. Atağa başladı hızlı çıkarsın. Ortaya çıkarsın. O pas atar. Gol olur. Bir şey olur. Ama şu anda Douglas'ın performansı çok aşağıda bir Douglas de... geçen hafta hiç pozisyona da giremedi. Ayakta zaten zor durdu. Erzurum maçında girdi mesela. Oğuz Ceylan'ın müthiş bir ortası vardı. Kafayla vurdu. Kafayla vurmuştu. Aynen kafayla vurmuştu. İlk yarıda. Evet doğru. Ama bir de Kocaelispor dediğimiz gibi böyle rahat fikstürden çıkarken Douglas böyle kötüydü. Şimdi bu yani büyük bir soru işareti. Zaten Kocaelispor'a bir santrafor lazım devre arasında. Ben bir tane demiyorum. İki tane. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben olsam bu benim futbol görüşüm. Kocaelispor yönetimi yerinde olsam Kako ve Atabey Çiçek de yollara ayırırım devre arasında o yüzden iki tane diyorum. Ya bir şey vermiyorlar ki. Ya şöyle yerli forvet yok piyasada. İki tane de yabancı alabilirler. İki tane yabancı demiyorum. Bir yabancı alsınlar. Yerli yok ama ya. Bir tane de yerli genç alsınlar. Ben Kauka'yı falan tutarım. Çünkü ben kanatta da oynayabiliyor. Ben bir forvet %100 alırım Kocaelispor'un yerinde olsun. Ben Kauka'yı tutmam. Vallahi tutmam. Sana tek bir sorum var. Kocaelispor taraftarına soruyorum. Şu ana kadar geçen 9 haftada Kauka kaç maç oynadıysa, kaç dakika oynadıysa hangi maçta size göre iyi oynadı veya size göre şu ana kadarki performansı nasıl? Sen kötü ne diyorsun? Zaten. Ya zaten tutmam ben sana söyleyeyim. Zaten Kocaeli geldiği zaman söyledik. Kasongo gibi forvet lazım bence. Hızlı. Bak zaten Kocaelispor arkası kanatları iyi. Dinamik. Tabii. Bekleri oraya, de çok. Öyle bir forvet lazım. Sağdaki çok dinamik. Oğuz Ceylan. Geçen soldaki beğenmiyorum da. Geçen tasi yaptı Oğuz Ceylan. Emire. Aynen. Ya Kocaelispor'a Kayode gibi de bir golcü lazım. İşte Kasongo olur, Kayode olur. Aynen. Gençler Birliği'nde de Yatabare iyi durumda. Mustafa Hamilton Yatabare. Hamilton zaten bu sene şu an ligin en iyi oyuncularından. Kayode belki şu anda gol atmadı çok fazla evet. ama Kayode bence iyi oynuyor. Ben sana söyleyeyim. Yani Yatabare'yle iyi ikili oluyorlar. Bence set oluyor Yatabare'ye. Ya Gençler Birliği'nin ileri üçlüsü çok iyi. Hamilton, evet. Yatabare, Kayode bu lig için çok iyi. Aynen. Onlar bir de Sivas'tan birbirlerini tanıdıkları için Kayode ile Yatabare. İyi anlaşıyorlar. Aynen. Yatabare maşallah var. 36-37 yaşında ama hala iş yapıyor 38 yani. 38 değil mi ya Yatabare? Bayağı aldı. 36 dedin de çok iyimser oldun. 36'dan fazla hatta 39'a doğru gitmiyor mu Yatabare? Ben bir tekrardan bakacağım. Sen de öyle bir küçülttün ki adam hani Afrikalı oyuncuların kemik yaşı ona geçtin sen. 37 yaşında. Aynen 36-37 işte. Haziran pardon yanlış baktım. Doğum tarihi ne zaman oyuncunun? Ocak'ta 38 olacak mı? Aynen. Yani sen öyle bir düşüttün ki oyuncu. Maşallah var hala. Sen yani şey yaptın. Afrikalı oyuncular 50 yaşında olur, 30 yaşında yazar futbola girer. Aynı onun gibi oldun. Tabii espri yapıyorum burada.
Yani Atabari'nin performansına zaten kimse bir şey demiyor. Hatta Afrikalı oyuncularla alakalı öyle bir muhabbet var işte ama. Onu zaten mağara diyorlar ya, mağara, mağara yaşı işte. Aynen öyle bir. Kemik yaşı var. Ve boya çok diyor, evet, diyorlardı Fenerbahçe. Ben o yüzden hani Atabari mesela transfer olduğu zaman da buraya dedik ki birincilikte yapar zaten o yaşına rağmen. Bence Süper Lig'de de yapıyordu. Her sene çift tane yapıyordu zaten. Aynen. Hani. Çok eleştiriyorlardı Sivas'ta onu da. Sivas Spor'un iyi oyuncularından da adam. Seni her hafta zevkten öldürüyor da Sivas'a. İyi oyuncu de. Yani her sene çift tane atıyor. Garanti bankası gibi. Garanti adam yani. Garanti bankası mı? Katılım bankası. Ya öyle diyorlar yani, garanti bankası gibi derler. Ya, ne yapacak sen Yatabari? Sen herhalde garanti bankasından sponsor. Zaten Yatabari her sene Süper Lig'de 20 golün üstünde atsa zaten Sivas'a tekrara giderdi Sivas yani. Sivas tek başına o taşıdı zaten. Yıllarca oynadı. Yatabari olmasa beraber. Ben sana söyleyeyim mi? Hani böyle daha alt seviye bir forvet olsa belki Sivasspor küme düşecekti o senelerde. Aynen, sıkıntı çekerdi. Ben bu karşılaşmada şöyle düşünüyorum. İki tarafında ciddi anlamda savunma sıkıntıları var. Kocaelispor da 9 gol yedi. Maç başına bir gol yiyor. Bol golü bir maç izleriz. Hatta bir görüşüm var, hissiyatım var. Skor vereceğim. Ver. Golü maç bekliyorum ya. 3-2 Kocaelispor kazanır diyorum. İki takım da Süper Lig'in köklü kulüplerinden. Dün mesela bize Bayern Münih maçını paylaştık, Galatasaray'ın nasıl biterdi. Herkes yazmıştı, hatta bize de yazmıştı birisi. Admin sen ne düşünüyorsun diye. Ben kendi görüşümü altına yazacaktım. 3-1 Bayern Münih kazanır diye. Hakikaten hissediyordum. Keşke. Yazmadım. Maçı 3-1 Bayern Münih kazandı. Kısmet. Bu maçta da hissediyorum. Hissiyatım o yönde. Kocaelispor'un 3-2 kazanacağını düşünüyorum. Ha, gollü maç bekliyorum. Bir tık o skora şeyim hani böyle gidiyorum. Ama böyle net hani Kocaelispor kazanır falan demiyorum. Hissiyatımı söylüyorum sadece. Gençler Birliği buradan bir puan alırsa muhteşem, üzmez değil mi? Muhteşem olur. Ben de aynı görüşteyim. Muhteşem olur. Bakalım, çok güzel bir maç olacak. Evet. İki tane çok köklü Süper Lig'in köklü kulüpleri. İki takıma da başarılar dileyelim. Pazar gününe geçelim. Eklemek istediğim bir şey yoksa. Bir varsa, şey yok. Tamamdır. Pazar günü önemli bir mücadele var. 13.30'da. Manisa Futbol Kulübü sahasında Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Manisa'da Osman Zeki Korkmaz Hoca ile yollar ayrıldı. Bir de Kaan Kanak kadro dışı bırakıldı, onu söyleyelim. Aynen. Kaan Kanak cezalıydı zaten bu maçta. Sarı kart cezalısıydı ama bir de kadro dışı bırakıldı. Manisa FK'da zaten sol bek yok Kaan'dan başka. Hani kadro dışı bıraktılar. Sol bekte kim oynayacak ben onu anlamadım, onu söyleyelim. Çorum Futbol Kulübü de 13 puanda biliyorsun. Geçen hafta Eyüpspor'a yenildiler. Kritik bir mücadele. Benim bu maçla alakalı bir görüşüm yok. Onu söyleyeyim. Bu hafta görüş belirtmeyeceğim tek maç Trendyol 1. Lig'de. Biz pazar günü bir yorum yaptık sonuç programında. Eğer bu maçta iki taraftan birisi kaybetti mi hoca gider dedik. Doğru. Osman Zeki Hoca bizim programdan sonra gitti. Aynen. Pazartesi günü. Zaten onu bekliyordu. Osman Özköylü Hoca ile alakalı haberler çıktı. Evet, onunla ilgili haberler var. Ben sana bir şey söyleyeyim. Eğer Çorum bu maçı kazanamazsa Tahsin Hoca da gider. Olabilir. Bir de ben sana bir şey söyleyeyim. Zor bir maç. Bu benim kendi görüşüm. Katılır mısın bilmiyorum. Çorum taraftarı için de söylüyorum. Bence Çorum taraftarı, ya şey Çorum tarafı yönetim anlamında söylüyorum. Tahsin Hoca'nın kendisinin istifa etmesini bekliyorlar bence. Bak ben sana söyleyeyim. Ben öyle düşünüyorum. Ha, öyle mi diyorsun? Hissiyatım o yönde. Hiç hoca, bilgim falan yok yani. Yanlış bence hoca istifa etmez kendi. Zaten etmez. Yönetim yani, öyle bekliyor ama olabilir, doğru. Hani nasıl bekliyor biliyor musun? Ben, bu benim kendi görüşüm. Yoksa biz normalde sorabiliriz de yönetimi ama tabii, sormuyoruz. Her şeyde sorulmaz. Bence şimdi Çorum mesela kötü gidiyor, örnek veriyorum. İşte beraber kalıyor. İşte EYB kaybetti. Çorum'un çok kötü gittiğini düşünüyor musun? Şu anlamda kötü gidiyor. Hem oyuncu değişikleri, çıkan ilk 11'ler, hocanın dokunuşları, bu zaten kötü gittiğinin belgesidir. Puan olarak diyor. Puan olarak baktığın zaman da şu anda Çorum taraftarı bile 13 puan aldık diyor ya mesela, görüyorlar zaten de. Ama sanki böyle 13 puan değil de 5 puanlık bir oyun var, kadro var, hava var, anladın mı Çorum'da? Şimdi bak Çorum'un bu kötü gidişatı sıkıntı. Niye sıkıntı? Bu takım 13 puanda. Alt tarafta 7 puan var düşme hattında. Bir maç kazansa Çorum, bir maç kaybetse 3 puana düşer fark. Çorum düşmez ama. Bak yani, düşmez zaten demiyorum. Ya yok, taraftarların şey, çok sosyal medyada olumsuz yorumlarını görüyorum da küme düşmeyelim yeter. Çorum düşmez bu kadroyla. O ya kadar orası öyle zaten yani, ama ben şuna bakıyorum. Bak, ben de hep şuna bakıyorum. Benim futbol görüşüm bu yönde. Tamam, takım zaten düşmez falan diyoruz. O ayrı bir şey de. Niye bu takım alt tarafa mesela yakın gidiyor? Bu sorgulansın. Örnek veriyorum sana. Tamam mı? Ya zaten düşmeyeceğini söylüyoruz ama yani niye takım öyle gidiyor? Hani atıyorum sana sıkıntı yaşayıp ligde 9. 10. bitirmesi. Diyelim ki ligin sonuna geldik. Çorum şu anda 13 puanda ya. Diyelim ki Çorum 53 puanda. İşte düşme hattı da diyelim ki 47'de bitti. Çorum ligde kaldı. Bu bana göre büyük bir başarısızlıktır. Yani düşmeyle eşdeğer bir başarısızlıktır Çorum'un bana göre. Çorum'un ligde kalması zaten başarı olmaz. İşte,
Playoff'a kalırsa ben başarılı derim. Zaten çıkarsa çok büyük başarı olur. Aynen. Ama çıkamazsa bu kadro şaşırtıcı değil. Bir de ben geçen gün bir şey söyledim. Aynen, hani Çorum hedefleri büyüttü dedim. Bazı taraftar da yazmıştı. Oğuzhan Başkan 2 yıllık plan demişti ya. Oğuzhan Başkan ilkten bunu söyledi ama ardından da böyle iddialı açıklamalar geldi kulüp tarafından. Biliyorsun. Doğru. Elimizden geleni yapacağız dedi çıkmak için. O yüzden zaten biz oyunu yaptık. Hani Çorum'un hedefi, ya çıkması olmayan bir takımın hedefi de çıkma yoksa, Süper Lig yoksa o açıklamayı da yapmaz. Çünkü son zamanda ne dediler? Çıkmak için elimizden geleni yapacağız. O transfer sürecinin sonlarına doğru. Evet. Ha, o yüzden zaten biz onu söyledik. Bir de zaten şimdi sakat almışsın sen. Tamam mı? Son transferin sonundan bahsediyorum. Önemli bir transfer. Zaten sezon başında yani geçen senede zaten bu ligin değerinde oyuncular vardı. Gökhan Karadeniz'den bahsediyorum. Yani tabii, bu ligde oynamış tecrübeli bir oyuncu olduğu için söylüyorum. Bakıyorsun Ahmet İlhan'ı aldın. Belki yaşı var. Belki şu anda bence iyi de oynamıyor ama yine belli bir noktası var ve sen böyle bir oyuncu almışsın. Ha, öyle bir oyuncu almazdın ama yine onun değerinde daha genç, daha hızlı iş yapan bir oyuncu alabilirdin. Ahmet İlhan bu ligin önemli oyuncularından biri. O yüzden kariyer olarak. Şimdi sen bunları almışken ben sana ne diyeceğim? Sen Süper Lig'e çıkmazsan başarı mı diyeceğim? Yok diyemem ben bunu. Bence kimse Tahsin Hoca'nın en çok eleştirileceği maç Giresun maçı. O maçı almalıydı. Valla Giresun'u kaybetti eleştiririm ama ben her şeyden alıyorum. Oyuncu değişikleri, dakikası, kadrosu, çıkardı oyuncu gelirler. Sistemi. Bak hep söylüyoruz artık dilimize tüy bitti. Verhead olmaz. Geçen hafta bir orta geldi. Vuracak mecari kalmadı kafayla biliyorsun. Atamadı. Ya Verhead zaten koşamıyor. Sıkıntı tek oynayamaz. Var. Bak tek oynayamaz Verhead. Tabii. Verhead tek oynadığı zaman da hani bir şey vardır. Mesela bilgisayarda adaptör vardır değil mi? Şarjı ilerler. Çektiğin zaman da aşağı doğru düşer. Verre tekte oynadığı zaman da aşağı doğru gidiyor onun şeyi, gücü. Verre tek azalıyor. Olmuyor yani. Çok ağır bir oyuncu. Ağır kalıyor yani. Olmuyor. Manisa'da da Osman Zeki Korkmaz hocadan ben çok umutlu değildim. Bunu sen biliyorsun. Aynen. Ama ben programda hep ne dedim? Hafta hafta yorumlayacağım. Çünkü bizim ülkede şöyle bir şey var. Bir takımla ilgili bir hoca işte bir kere çıkarsa, şampiyon yapsa çok büyük hoca gibi görülüyor. Şimdi İstanbulspor o sene şampiyon oldu ya mesela, çıktı playoff'ta finalden. Bandırmayı yendi. Osman Zeki hoca çok fazla büyütüldüğünü ben düşünüyorum. Bence iyi iş, bence hoca iyi başladı burada. 4 maç 10 puan, sonra her şey tepe tak tak oldu. Aynen. İşte o da ama ben kurduğum kadroyla endeksli işte. Manisa Futbol Kulübü'nün kulüp yapısında da ciddi sorunlar bence görüyorum. De. Bir de Manisa FK şehir tarafından da desteklenmiyor. Şu açıdan Manisa Spor vardı Manisa'da biliyorsunuz hani. Manisa desteklenmiyor Spor derken düştü. Taraftan anlamına mı diyorsun? Aynen. Tamam halk, ben de sana bir şey soracağım. Halk takımı benimsemedi. Ben de sana orada bir şey soracağım. Çünkü Keçiören Gücü'de de taraftar desteği yok. Ama şu aralarda ama şu açıdan yönetim farklı. Olarak iyi yönetiliyor. Tabii Keçiören Gücü çok iyi yönetiliyor. Yani iş yönetimde bitiyor bu başarısı. Keçiören Gücü Manisa kadar para harcamıyor ki bir de. Bir de üstüne sürekli oyuncu satıp. İşte o yüzden bak ona karşı başladı. Manisa Futbol Kulübü resmen tatil merkezi gibi oldu. Geliyor oyuncular, hocalar. Paralarını alıyorlar zamanında bir güzel. Gidiyorlar. Aynen. Manisa'da zaten paralar da güzel. Güzel para kazanıyorlar. Manisa'da bunu ben hep söylüyorum burada biliyorsun. Hiç kimse bizi yalanlamadı. Bunu Manisa taraftarları da söylüyor. Sürekli sosyal medyada yorumlarını görüyorum. Su faturalarının paralarından bile birçoğu kulübe geliyor yani. Hı hı. Basket takımına da hatta Manisa'nın kurduğu basket takımının kadrosunu gördüm bu sene. Aynen. Ligin en iyi kadrolarından biri. Avrupa'ya gitti takım hatta. Yani sen hatta bir şey söyleyeyim. Manisa Belediye çok iyi basketbol Manisa takımı yaptı. Manisa Büyükşehir Belediye basketbol takımında Jamon Sanderson'ın yıllık aldığı para buradaki bütün oyunculardan daha fazla olur. Yani. Kariyerde şu ana kadar aldı diğer takımın para bile. Emmanuel Terriler, Paco Cruz'lar hani. Ama futbolda çok değişik bir yapı Cengiz var. Cengiz Ergün Başkan hem futbola hem de basketbola çok ciddi paralar yardım yapıyor belediye başkanı. Orada destek oluyor kulüplere. Manisa'da çok iyi para var. Bak ilk defa çıktılar üst lige. İkinci yılı. Aynen. Baskette ikinci yılı. Yani geçen sene yeni çıktı ama ya hemen iyi kadro kuruldu mesela baskette. Para var çünkü. Ama futbolda burada da var ama futbolda kurulmuyor kadro. Ya işte demek ki ekiplerde futbol sıkıntı var. Futbol ekibinde bir sıkıntı var. Onu buradan söyleyeyim. Manisa'da para var, bunu hepimiz biliyoruz yani. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bu maçta Çorum kazanamaz. Tahsin Hoca gider. Bakalım. Benim görüşüm o yönde. Çünkü ben Tahsin Hoca'ya artık demiyorum. İşte ikili oynat şöyle demiyorum. Oynatmıyor çünkü. Ya kendi ipini kendi çekiyor hoca. Şu anda bu net gözüküyor. Sinan gene kadroda olmaz. Atakan bence. Cengiz nasıl yedek kalır ben anlamıyorum. Bana öyle geliyor. Sinan'ı da ben beklemiyorum yine kadroda, onu söyleyeyim. Ben var ya gözümde hep canlanıyor yine. Hissiyatım bu yönde. Tahsin Hoca gitsin, Sinan bir tane tweet patlatır, bir tane Instagram'dan paylaşım patlatır. Bak ben sana söyleyeyim. Bakalım ne olacak. Bir oyuncu bu kadar mundar edilmez. Bunu niye söylüyorum? Ben Sinan muhteşem oyuncu demiyorum. Ama senin de forvetinde sıkıntı var şu anda.
Sagat hazır değil. Verret kötü. Bir Eren Aydın var. Eren'i de bile zaten çok kullanmıyorsun. Eren'in aldığı para 300 bin euro mu 400 bin euro mu? En az 300 bin euro ben biliyorum ama 300 ben bin euro. Ben de geçen bir haber gördüm 400 bin euro diye. İşte bonuslar vardır belki 400 bin. Peki bakalım. Ben sana en kötüsünden zaten söyledim. Bu bile zaten kaç para? 9 milyon TL yapıyor. Tabii. 30'dan alırsan euroyu. Aynen öyle. Ben sana gerekçesini söyledim. Kim paylaşmış onu? Yani yeni mi paylaşıldı? Aynen, Çorum'da yerel medyada gördüm. Ne olarak paylaşmışlar peki? Şöyle hani 400 bin euro olan bir oyuncunun hani bu kadar kötü performansı tarzında yıllık anlayın. Yani biz gerekenleri söyledik kaç hafta önceden. Bu kadar yüksek para verdiğin oyuncuyu çekemiyor kenara. Biz bak herkesten daha önce söylüyoruz. Şimdi Berreik burada 400 alıyor ya. Mesela Coyote Gençler Birliği'nden ne kadar alıyor merak ediyorum. Bilmiyorum. Ya da Yatabare. Hamilton ya da. Bilemem. Mesela. Ben Gençler Birliği muhasebesi de... Şu açıdan... yani oradan bilgimiz yok daha doğrusu şaka yapıyorum. Gençler Birliği'nin maddi yani. Gücü belli yani. Çok yüksek paralar verecek durumu yok. Atıyorum burada Verheyt 400'e oynuyorsa yıllık ya da 300'e en az. Orada Hamilton 200'e falan oynuyorsa... Büyük başarı. Gençler Birliği için çok önemli bir transfer başarısı. Kesinlikle orası öyle. Yani o yüzden diyorum. Ama bilgimiz olmadığı için aynen. De net bir şey söyleyemiyorum orası için. Ama Verheyt'le evet. ilgili bilgim olduğu için ben bunu kaç hafta önce ama biz şunu net biliyoruz. Gençler Birliği bir oyuncuya rahat 300-400 veremez. Şu anki bütçesiyle zor. Aynen. Evet. Yani Niyazi Başkan geçen sene Arda Güler'in parasını şey yaparak %20 hakkının parasını alarak takım yaptılar. Yapmasalar sıkıntı yaşayacaklar. Kesinlikle öyle. Bir diğer maça geçelim. İki takıma da başarılar dileyelim. Aynen öyle. Cumartesi, pazar günü çok pardon. Alt sıraları çok yakından ilgilendiriyor bu maç. Adana Spor, Ümraniye Spor'u ağırlayacak. Adana Spor şu ana kadar bir hoca getirmedi. Evet. Özhan Hoca ile yollar ayrıldıktan sonra. İsim de çıkmıyor son günlerde. Doğru aynen cidden isim de çıkmıyor. Ümraniye Spor da son iki maçını kazanarak ölü toprağını üstünden attı resmen. Kritik bir maç. Ben... Yabancılarını çok beğendiğim için Ümraniye Spor'un en azından yenilmeden Adana'dan İstanbul'a döneceğini düşünüyorum. Çünkü Adana Spor'un savunması sıkıntılı bence. Ümraniye Spor'da 6 yabancı ile oynayabiliyor 11'de. Diniyev mavi karta sahip olduğu için bu bence büyük avantaj. Evet, sen bunu geçen de söyledin. Bu tür takımlar için. Çünkü yerli sıkıntısı var Ümraniye'de Onur dışında. Bir de Muhammed Mert iyi oynuyor yerlilerden. Serkan Köksu da bence kötü oynamıyor. Aynen zaten bu ligin oyuncusu. Hani bu ligin oyuncusu bir de. Skor beklemiyor zaten. Saponjic geçen hafta sakatlandı çıktı bu maçta olmayabilir. Evet. Ben Ümraniye yenilmez diyorum. Senin görüşün ne olur? Valla zor bir maç. Hani Ümraniye geçen hafta belki kazandı ama hala sıkıntılar bitmedi. İyi gidişat anlamında. Bir seri galibiyet noktası olması lazım. Eğer zaten Ümraniye şu maçı kazanırsa Adana Spor'u kendisi alta çekecek. Doğru. O üste çıkacak. Bir de düşme hattı felaket alevlenecek. Bu hafta sonu da yani cuma günü daha doğrusu Şanlıurfa Spor Giresun maçı var. Çok kritik. Mesela ben sana bir şey söyleyeyim. O maçta Urfa'nın kazanamama durumunda alt taraf kaynar. Bak kesin. Kaynar. Aynen. Onu sana söyleyeyim. Ben bu karşılaşmada seninle aynı görüşteyim. Ümraniye Spor'un kaybetmeden sahadan alacağını düşünüyorum. Saponjic'e tabii ki geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ama Saponjic'in olmaması Ümraniye Spor için bir kayıp değil. Benim görüşüm o yönde. Forvet'te kim oynar o zaman? Forvet'te evet sıkıntı var ama Saponjic varken de sıkıntı var. Peki. Ben Saponjic'i beğenmiyorum. Bandırmaya geldiğinden beri söyledim. Bamba da sakatlandı bir de o çok Bamba kötü zaten sezon başı. Ki. Antrenmanda çaprazı gitti aynen. Maalesef. Bir diğer maça geçelim. İki ekibe de başarılar dileyelim. Altay Sakaryaspor maçını konuşacağız. Bu maçta deplasman taraftarlarına yasak geldi. Vallahi benim okudun herhalde. Ben direkt onu söyleyecektim. Sakaryaspor taraftarları maalesef İzmir'de tribünde olamayacaklar. Evet buradan da şunu söyleyeyim. Tam üstüne gelmişken bugün zaten birçok programda bunu söyleyeceğim bu tarz durumlarla ilgili. Ya artık şu deplasman yasakları kalksın lütfen rica ediyorum. İki yani. Takım taraftarlarının yani gelecek, arası sıkıntılı. Gelecek ama. Takım taraftar sayısı maksimum bak taç çatlasan da bahsediyorum. 1000 kişi olsun. Ya bu şeyi sağlayamıyorlar mı? Ya bak ben sana söyleyeyim hiçbir olay çıkmaz. Öyle mi diyorsun? Ya polis güzel bir şekilde oraya şey yapsa nasıl diyeyim koruma noktası yapsa bir şey yapsa geldiği gibi bir yerden gönderse getirse hiçbir problem kalmaz. Şehre giriş çıkışlarda da problem olabilir ama tarafta hani bazen işte bir yerlerde karşılaşıyor taraftarlar. Ya işte orada o taraftarlar geldiği zaman da mesela neyle geliyorlar diyeyim otobüse mi geliyorlar? Ya ona göre gelirken o şehre girişlerde kontrol edilip polis eşliğinde falan geçen sene Sakarya lazım. Spor'la Altay'ın Sakarya'da oynadığı maçtan önce biliyorsun daha olaylar çıktı stadın içinde. Hı hı. Ben bu maç için bu kararı doğru buluyorum. Ha hadi diyelim ki Altay Sakarya'nın arası kötü bu karar verildi. Kötü maalesef. Kötü olmayan takımlar da var onlar da veriliyor. Ya ben genel olarak konuşuyorum bu olayda. Ama Sakarya Spor'la Altay'ın arasında yıllardır gelen bir rekabet var taraftarların arasında da.
O yüzden bence... Vallahi ben yani, sana bir şey söyleyeyim. İki tarafta aklı selim olsun. Hani kavga mavga kimse hiçbir şeye gerek biz yok. Biz aklı selim olamıyoruz ama maalesef toplum olarak. Ya ben mesajımızı veriyorum. Yani depremden sonra bile oynanan maçlarda ne olaylar çıktı. Aynen. Yani maalesef biz kavgaya çok odaklıyız. Ondan dolayı hep sıkıntı çıkıyor. Aynen. Bir arada bir şeyler yapmayı başarabilen bir toplum değiliz. Hı hı. Maalesef. Yani biz hani olması gerekeni söylediğimiz tabii için bunu söylüyorum. Tabii ki de ama oluyor yani. Biz şimdi burada şey güzel temennilerde bulunuyoruz ama 2-3 gün sonra maçlar oynandığında hani muhakkak bir şey oluyor yani. Aynen, maalesef. Maalesef. Bir de hani Altay'ın zaten durumu şu anda sıkıntılı. Başkasını çok düşünecek sıkıntılı durumu yok. Kesinlikle. Arası kötü olması, iyi olması. Tabii. Hiçbir şeyin önemi de yok onun anlamda. Altay şu anda ligde nasıl kalacak noktası var. Altay'da bu para krizi devam ediyor bu arada. Geçen oyuncular yine idmana çıkmamış. Evet. Ben bu kaçmada Sakaryaspor tarafındayım zaten. Net favori görüyor musun? Yok, net demiyorum ama Sakaryaspor tarafındayım daha fazla ağırlıkta. Kaybetmeden sağdan alacaklarını düşünüyorum. Tabii ki beraberlik kurtarmaz, yenmesi lazım. Ben Sakaryaspor'un direkt kazanacağını düşünüyorum. Hı hı. Favori görüyorum. Kasongo'dan da gol bekliyorum bu bakalım maçta. Bakalım ne olacak. Eğer atarsa paylaşırız. Altay'da da ciddi problemler var. Hatta Altay'daki sorunu şöyle anlatayım, izleyicilerimiz net anlasın. Geçen pazartesi akşamı oynanan Gençler Birliği Altay maçını iddia kapattı biliyorsun maçtan önce. Neden? Gençler Birliği çok net favoriydi. Ama canlıda vardı maç. Onu sonradan açmışlar da 1.15 oran vermişler Gençler Birliği'ne. Düşün ya yani. Kimse oynamaz zaten. Gider gol atar yani, oynar. Şu kadar oynar. Altay şey Gençler Birliği'ne o kadar çok hani iddiada oynandı ki. Kaçtı peki maç açılmadan önce, kapanmadan önce? 1.50'den 1.44'e inmişti. Yüksek verdiler mi ya? İyiydi yani oradan gayet. Metan hani parayı bastı herhalde. Şu açıdan diyor. Oraları takip etmiş. Şu açıdan diyor. Ben hepsine bakıyorum direkt. Hani biz de bakıyoruz. Şaka ben zaten analiz şaka falan söyledim. Yazdığımız aynen için hepsine bakıyorum. Mecbur takip ediyoruz zaten biz. Hani buradan bile durum şöyle ortaya çıkıyor. Ben Trendyol 1. Lig'de kaç yıldır iddianın hiçbir maçı kapattığını hatırlamıyorum yani. Hani bu kadar net favori olduğu ortaya çıktı. Var da çok nadir oldu yani. Çok nadir aynen. Hani Altay'da ciddi sıkıntılar var yani. Para problemleri, kadro yetersiz. Yabancı hoca niye geldi ben anlamadım mesela. Hoca gelir parasına bakar. Tam da ama Altay niye yabancı geldi? Hoca getirdi. Zaten Altay yönetimine söylememiz lazım. İçeride hatta Ramazan para alamıyor. Ramazan Kurşunlu hoca, eski kaleci Altay'ın eski Altay'ın oyuncusu o gündemdeydi. Hoca doğru hatta bize demişti görüşmeler var diye. Onu getirin. Ne işi var Behlül'ün? Jail Behlül. Behlül hoca işte. Aynen. Behlül mü, Bihter mi bilmiyorum yani. Peki. Son maçımıza geçelim. İki takıma da başarılar dileyelim. Eyüpspor Bandırma Spor maçı. Cidden aynen zor bir maç. Şu açıdan Eyüpspor çok formda, çok iyi durumda. 24 puanda lider. Bandırma Spor üst üste ikinci zor deplasman maçına çıkıyor. Geçen hafta Bodrum'daydılar. Bu hafta İstanbul'da olacaklar. Taner Taşkın Hoca geldi. Yeni hocası Bandırma Spor. Bandırma Spor'da zaten yeni hocanın gelip eski hocanın gitmesi. Zaten bunları şaşırmıyoruz. Ersan Hoca da Süper Lig'e gidiyor. Öyle diyorlar da ben Konya Spor. Ya Bandırma Spor'da ne oluyor ben anlamıyorum ya. Ya geçen bak daha pazartesi de aynı konuyu konuştuk. Ben orada altını çizdim. Dedim ki bak benim Onur Göçmez Başkan'a maddiyat, takım yönetme, mali yapı bunlar hiç lafım yok. Ama kadro, hoca seçimleri hep bunlara girdim. Gene üstüne bak nokta gene geldi. Bak gene konuşacağım bir nokta geldi. İşte ben bunlara giriyorum zaten. Sen Taner Hoca'yı beğenmiyor musun? Taner Hoca yapamaz ya. Ya ben bir kere şuradan alıyorum bak. Bu sezon başlıyor değil mi? Sakaryaspor kadro kuruyor. Hedef şampiyonluk, Süper Lig'e çıkmak. Öyle bir kadro kuruluyor ki tahribat yaratılıyor. Hoca gidiyor. Sen bu hocayı alıyorsun takımına getiriyorsun. Ya bir de Sakaryaspor Bandırma Spor geçen sene kaç tane hoca getirdi? 5 tane hep falan. Hep takımlara herhalde giden. 4 ya da 5. Yani birçok takıma giden. Bayağı getirdi. Takımların affedersin İşleyişini bozan hocaları hep takıma getirdi. İlker Püren, Mesut Bakkal, bir isim daha vardı. İlker. Bir isim daha geldi. O çok isim hoca geldi ya. Sami Ulu geldi. Kasımpaşa'da çalışmıştı doğru. Ya hepsini getirdin. Hepsini yapamaz dedik. Hepsi de yapamadı. Yine yanlış Taner Hoca. Birazdan geleceğiz. Sen Eyüp'le başla. Ya Eyüp Spor çok formda. Müthiş bir grafiği var yani. Hani Eyüp Spor şu an ligin en iyi takımı. Net bir şekilde. Sadece bir mağlubiyet aldılar. Makineye bağladılar resmen. Evet. Arda Turan iyi bir futbol oynatmaya çalışıyor. Ben bir geçen hafta beğenmedim Eyüpspor'u 9 maç içinde. Beğenmedin mi? Şu açıdan. Bence ilk yarı iyiydi. Geçen hafta Eyüpspor'u biraz ne yaptığını bilmez halde gördüm. Diğer oynadığı maçlara göre ne oyun olarak. Ne yaptığını bilmez halde 3 tane attılar. Hatta 4 tane attılar iptal oldu gol. Şu açıdan diyorum hani. Biraz geçen hafta böyle dandun oynadılar. Eyüpspor daha çok ayağa oynuyor biliyorsun. Berke bile öyle oynadı. Gol yedi Ferhat'tan. Aynen. Hani belli bir noktadan sonra Eyüpspor normal oyunundan çıktı geçen hafta. Kaos futboluna döndü ama Arda Hoca burada farklı bir oyun oynatmaya çalışıyor bu lig için.
iyi de oynatıyor bence. Ben Taner Hoca tercihinin doğru olduğunu düşünüyorum. Seninle ayrı düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Ben Taner Hoca'yı beğeniyorum ama zor bir maçla başlıyor. Burada en azından yenilmeden Bandırma'ya dönmesi lazım. Beraber, bence beraber kurtarmaz, ben sana söyleyeyim. Peki. Ben öyle düşünüyorum. Bandırma iki maçtır kazanamıyor, son iki maç. Çorum maçı, Bodrum maçı. Ondan önceki maç almıştı değil mi Çorum maçından önce? Aldı. Evet, evet, kazanmıştı. İki maçtır kazanamıyor, Bandırma var. O yüzden kesinlikle mağlubiyete veya işte beraberle tahammülün olmadığını düşünüyorum. Bunu neden söylüyorum? Kocaeli Gençler Birliği maçı var. Göztepe'nin Keçiören Gücü deplasmanı var. Gene zor rakip. Bir maça gidecek Göztepe. Manisa Çorum'la var. Ya burada şu anda bak, bu hafta o kadar önemli maçlar var. Birbiri rakip olan takımların maçları var. Kazanan takımlar için 3 en kötüsünden 6, 9, 12, 15 puanlık bir hafta olabilir. Olabilir aynen. Bunu değerlendiren takım avantajlı olur. Tabii. Bak bu Manisa için de geçerli. Çorum için de geçerli. Keçiören, Bandırma, Gençler Birliği, Bodrum. Bodrum'u katmıyorum. Göztepe, Kocaeli için de geçerli. Kesinlikle. Ben Taner Taşkın tercihinin yanlış olduğunu düşünüyorum. Bandırma Spor yönetiminin birinci lige çıktığından beri hep yanlış hocalar getirdiğini gene düşünüyorum. Geçen sene 3 tane hoca çalıştı. Bu sene ikinci hoca oldu. Geçen sene sanki 3 tane de fazla çalıştı diye. Evet, sanki bir tane daha vardı. İlker Püren, Mesut Bakkal, Mustafa Gürsel, Sami Uğurlu. 4 oluyor. İlker Püren, Mesut Bakkal 4 hoca oldu. Bugün bu sezonda ikinci hoca geldi. Bugün 25 Ekim 2023 saat 09:27, saati de söylüyorum. Taner Taşkın Hoca Bandırma Spor'la yollar ayırır. Ben sana buradan söylüyorum. Peki. Bakalım ne olacak. Ben de buradan sana bir şey soracağım şimdiden. Sor. O zaman geldiği zaman eğer gelirse, haklı çıkarsam, sen de veya sen haklı çıkarsan sen de bana sor o zaman. Tabii ki de. Diyelim ki Taner Hoca dediğim gibi gitti. Ne diyeceksin o zaman? O zaman başarısız oldu. İşte onu deme. İşte onu deme. Niye ben deme biliyor musun? Ben Hoca'nın Bandırma Spor'u her türlü ilk 7'ye sokacağını düşünüyorum. İlk 2'den çıkıp çıkmama durumu devre arasında yapılacak hamlelere ben bağlı. Ben sana bir şey söyleyeyim. 2-7'ye sen de ben de sokarız zaten Bandırma Spor'u bu kadrosuyla. Bandırma'nın şu an çok net forvet krizi var. Forvet yok. Bobadilla sürekli sakatlanıyor. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Taner Hoca geldiği zaman da yani maça çıkacak da. Çıktıktan sonra. Pazar o çıkacak. Açıklamalarında. Aynen. Basın toplantılarında şunu demesin. Forvet eksikliğimiz var, forvetimiz yok. Zaten bilerek geliyorsun buraya. Bir kere bunu yazalım buraya. Bak bunu biliyorsun. Hani bir türlü atamıyoruz işte, forvet yok, sakat, şöyle böyle, bunu söylemeye hiç gerek yok. Bahane hiç gerek yok. Bence Taner Hoca Kasongo ile çalıştıktan sonra cidde onun için çok böyle yani sıradan şikayet kalacak. Etmeyecek işte. Ben sana onu söylemek istiyorum. Ya geliyorsun buraya. Geliyor, sen de hafifletme. Hangi hoca gelirse gelsin. Bak Taner Hoca ile alakalı değil bu. Biz bunu her hoca için söylüyoruz. Alt ligde de söylüyoruz. Mesela Önder Karabel Hoca 68 Aksaray'a gitti. Biz dedik ki hoca ikinci lige hakim değil. Kendisi sonra kendisi söyledi. Diyor ki ben de ikinci lige hakimim değilim. Bu değilsen niye geliyorsun o zaman buraya? İtiraf etti. Yani sen hem takımı küçümsüyorsun hem geldiğin ligi küçümsüyorsun. Ben bunu her hoca için söylüyorum. O yüzden ben Taner Hoca'nın yapamayacağını düşünüyorum. Bandırma Spor'un da düşüşe geçeceğini düşünüyorum. Bu tercihten dolayı ben sana söyleyeyim. Benim görüşüm o yönde. Belki beni yanıltacak, iyi gidecek. Biz futbol görüşümüzü her zaman belirtiyoruz. Eyüp Spor'un da bu maçta kazanacağını düşünüyorum. Peki. Ampem'in yine 11'de oynaması gerektiğini düşünüyorum. Oynar bence. Ampem artık formayı bence sırtına yapıştırdı gibi görüyorum. Bakalım ne olacak. Eyüp Spor'dan galibiyet bekliyoruz. Bakalım. Sen ne bekliyorsun? Galibiyet mi bekliyorsun daha doğrusu? Ben söyledim ama. Ben de Eyüp tarafındayım. Hı hı. Aynen. Hani Eyüp Spor'u galibiyete yakın görüyorum. Zor, böyle şeyde bir maç bekliyorum. Agresif bir maç. Hı hı. Çünkü Eyüp Spor'un bu stadının bakımı yapıldıktan sonra açıldığı ilk maçta Bandırma 4-1 yenmişti Eyüp'ü ya da 5-1. Erkan Taşkıran'ın frikikten gol attığı. Hı hı. O maçtan sonra bu iki takımın aralarında oynadıkları maçlar hep atraksiyonlu geçti. Evet. Hani hakem hatalarının böyle, oyuncuların böyle gerginlikleri falan playoff'ta da karşılaşmışlardı. Hatta şey atılmıştı ya Molumba biliyorsun. Kenardakine topu oldu. Attı. Çift sarıdan atılmıştı Remy Molumba. Ya Allah, ben zor ve gergin bir maç bekliyorum ama Eyüp Spor ev sahibi olduğu için Eyüp. Ha bir de şunu da söyleyeyim. İyi denk geldi. Agresif bir maç bekliyorum dedin ya. Eyüp Spor Taraftarlar Derneği sayfaları Eyüp Spor tribünlerine karşı maçlara gelmiyoruz diye boykot ediyorlardı. Ha, evet. Onlar da tribünlere geri dönme kararı aldı. Öyle mi? Aynen. Geçen gün gördüm. Pazartesi günü olması lazım. Hmm. Bu maçta full tribün bekliyorum. İyi atmosfer olur. Niye bunu söylüyorum? Tamam, belli bir kapasite var. Çok az. 2500. Tek tarafta tribün var ama çok orayı full doldurdukları zaman da iyi bir şey oluyor. Hani maçta hava oluyor. Ben Eyüp Spor'un da bu anlamda kazanacağını düşünüyorum. Eyüp Spor'a yeni stat lazım. Süper Lig'e çıkarsa oraya yaparlar.
Yani Eyüp Spor'un bak şöyle bir avantajı. Endik Spor gibi yapmasınlar. Eyüp Spor'un şöyle bir avantajı var. İki tarafta sadece bir tarafta tribün var, öbür taraflar boş ya. Oralar hemen doldurma yapabilirler belki. Karşıya da tribün yapmaları lazım. Aynen. Ama. Orayı daha rahat yapılır. Pendik çünkü Spor Pendik'te ev çok kötü ya. Bak Pendik'te ev var. Olarak. Eyüp'te ev yok o tarafta. Boş olursa rahat. Aynen öyle. Yani Eyüp'ün bence Pendik'ten daha hızlı bitirme ihtimali. Bu hafta Pendik Fener maçı var mesela. Stad konumundan göre daha iyi. Pendik Fener maçı var. Ya boşver Pendik'i şimdi Pendik'i ne hayır stadın ya? Bir tarafında belediye başkanının şeyi yazıyor komple. Yazsın ne yapayım. Arkada yani? Tribün yok. Pendik tarafta şey ne yazsın. Süper Lig'in değeri böyle mi artacak? Birçok takım var bu ligde taraftarlı. Ben de sana söyleyeyim. Onlar o kadar Anadolu kulübü var. Taraftar gitmiyor maça. Yaptın da ne oldu? Pasolik falan her şeyi mahvetti. Milleti dolandırıyorlar Pasolik'te. Ben sana bir şey söyleyeyim. Pasolik. Tamam ben zaten... Eskiden kağıt bilet varken ben bu ligde maçları hatırlıyorum. 12-13, 13-14 sezonları her takım ben sana oluyordu. Bir şey söyleyeyim. Pasolik hikaye. Pasolik, niye biliyor musun? Millet anlamıyor, yapamıyorlar. Yok niye biliyorsun? Ya yapamıyorsa bunu en basit şey yapamıyorsan affedersin. O firma da çalışmıyor. Şanlıurfa Spor 1. Lig'e çıktı bu sene. Altay maçı var pazartesi akşamı. Yazın şehre Pasolik'in şeyi gelmedi. Maçtan 2 gün önce 3 gün önce getirmişler. Bir tane bilgisayar var orada. Kaç kişi sırada bekliyor? Ben de sana faks makinesi gibi bir şey koymuşlar. Sistem çöktü. Tamam ben de sana onları geçiyorum. Orada. Sistemin düzgün olduğu Anadolu kulüpleri var. Taraftar gitmiyor maçlara. Gitmiyor kardeşim. Yani ben bu ligde tamam, bazı takımların Pasolik sayıları çok iyi. Ben Pasolik'i övmüyorum. Ben de Pasolik'i bence beğenmiyorum. Ama bak şunu da söylüyorum. Pasolik çok kolay. Yapılması zor bir şey değil. İngiltere'de, Almanya'da falan Pasolik var mı? Öyle yerlerde, öyle bir sistem. Bilmiyorum, hiç bilmiyorum. Yok, şöyle. Nasıl bir sistem var mesela? Sen Hollanda'ya gittin. Ben Azerbaycan maçına gittim mesela. Aynen. Bizim yanımdaki arkadaşlar aldı bileti. Girişte de nasıl oldu? Oradan gösterdiler, üstüme aldılar, ben girdim. Hiç sistem yok. Ya işte mis gibi. Sistem yok. Adamlar gidiyor. Ama öyle. Ben de sana bir şey söyleyeyim mi? Bizde böyle olsa bizde gene taraftar gitmez. Bak ben sana söyleyeyim. Bu sefer de diyecekler ki bilet pahalı, şu pahalı. Burada bizim ülkede Pasolik futbolu öldürdü ben sana söyleyeyim. Ya ben de zaten savunuyorum. Mahvetti. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Pasolik öyle hani alması zor bir noktada değil ki. Eyüp Spor'a da kesinlikle stat lazım. Aynen. Yani. Bakalım İnşallah ne olacak. İnşallah iyi bir stat yaparlar. Ya ben zaten Pasolik'i falan övmüyorum. Yani Bandırma Spor'a da stat lazım onu söyleyelim. Herkese stat lazım bu ligde nerede? Urfa'ya lazım. Bolu'ya da lazım. Bolu'ya lazım. Aynen. Bodrum'a lazım. Mesela ben Şanlıurfa Spor'un stat şeyini de sevmiyorum. Şöyle Olimpiyat stadı gibi uzak. Tribünler çok uzak kalıyor. Diğer taraftakiler özellikle protokolün olduğu falan tribün. Futbolun ruhunu öldürüyor öyle aynen yani. Öyle. Bakalım ne olacak. Konu dallandı budaklandı ama biz böyle her şeyi konuştuğumuz için ağzına sağlık teşekkür ben ediyorum. Ben de sana teşekkür ediyorum. Zorlu maçlar var. Bu hafta hep birbirine rakip olan maçlar var. Aynen. Takımların maçları var. Tüm sonuçları da bu sefer pazartesi konuşabileceğiz. İnşallah. Çünkü kısmet olursa. Şey olacak tüm maçlar pazarda itibaren sonuçlanacak. Pazartesi maç sarkmıyor. Tüm takımlara başarı dileklerimizi iletiyoruz. İzleyen herkesten öncelikle abonelik ardından videomuza beğeni ve maçlarla ilgili görüşlerini bekliyoruz. Aynen. Kanalımıza katıl butonumuz aktif. Katıl butonumuza destek olmalarını bekliyoruz. Ayrıca bir şey daha söyleyecektim. Sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip etmeyi lütfen unutmayın. Başta Instagram ve Twitter'dan. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ağzına sağlık. Bizi izleyen tüm izleyicilerimize çok teşekkür edelim öncelikle. Hafta sonundaki tüm maçlarda da tüm takımlara başarılar dileyelim. Herkese iyi günler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi.